İyi akşamlar sayın seyirciler. Yepyeni bir Er Meydanı'yla, canlı yayınla yine sizlerin karşısındayım. Evet, bu akşam herhangi bir konuğumuz yok. Bu akşam tek başıma sizlerin karşısında olmayı ümit ediyorum. Kara kaplı defterimizi aldık. Gündem oldukça yoğun. Tüm bunları sizlerin vereceği, göstereceği katkıyla birlikte bu akşam değerlendirmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi oldukça yoğun sorunlar içerisinden geçiyor ülkemiz. Hem sosyal hayatla ilgili olsun hem siyasi yaşamla ilgili olsun birçok sorun var. Bu sorunlara da aklım erdiğince, dilim döndüğünce kendi yorumlarımı getirmeye çalışacağım. Sizler de eğer bizlere destek vermek isterseniz 4143 numaralı SMS'den ve Er Meydanı'nın Facebook ve internet ve Twitter adreslerinden bizlere ulaşabilir ve dilediğiniz katkıları programımıza gönderebilirsiniz. Şimdi dilerseniz öncelikle yeni yayın dönemimizle başlayalım. Biliyorsunuz dün Halkın Televizyonu Genç TV'nin yeni yayın döneminin tanıtımı yapıldı. Hepimiz buradaydık. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Daha önceden birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla da burada görüştük. Oldukça güzel bir ekip olduğunu fark ettim. Tekrardan bu ekibi bir araya getirenlere ve bu kanala katkı koymak isteyen herkese sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni yayın döneminin de hem Genç TV'ye hem Kıbrıs Türk halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bunun dışında da 7 Ekim iki gün önce Er Meydanı'nın doğum günüydü. Sizlerin karşısına çıktığımız ilk günün 3. yıl dönümüydü 7 Ekim. Bu vesileyle de bizleri arayan, soran, halimizi, hatırımızı, bizlere mesaj gönderen, tebrik eden herkese de bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Programa başlamazdan önce bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz programlarda Sayın Başbakanımızı programımıza davet etmiştik. Geçtiğimiz haftada kurultay öncesi son kez kendisine bir davette bulunacağımızı söylemiştik. Davetimizi yaptık. Ancak kendisinden olumlu bir yanıt alamadık. Hiç yanıt alamadık. Daha doğrusu olumlu değil, olumlu olumsuz değil. Hiç yanıt alamadık Sayın Başbakanımızdan. Biz de zaten sizlere de söz verdiğimiz gibi davetimizi geriye çektik. Karar kendisinindir. Bu kadar programlara katılan bir başbakanın bu programa katılmamasının takdiri de sizlerindir diyelim ve programımıza yavaş yavaş başlayalım. Şimdi sevgili izleyiciler, bildiğiniz gibi makamı öncelik alarak başlıyoruz programlarımıza. Bugün ilk olarak Cumhurbaşkanımızla başlamak istiyorum. Şimdi daha önce de bunu birkaç kez dile getirmeye çalışmıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız belli bir yaşa gelmiş, çok geniş siyasi tecrübelerden sonra Silihdar'a çıkmış ve şu anda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yapan bir siyasi kişilik. Şimdi belli bir yaşa geldikten sonra, belli bir siyasi olgunluğa eriştikten sonra ve belli bir makama da geldikten sonra artık bizim o siyasilerden beklentimiz o makamın hakkını vermesi ve onunla ilgilenmesiydi. Ancak maalesef öyle olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız Ulusal Birlik Partisi kurultayına müdahil oldu, direkt müdahil oldu bu kurultaya. Kendisine göre haklı sebepleri vardır ki ben de bazılarına hak veriyorum. Ulusal Birlik Partisi'nin onursal başkanıdır aynı zamanda. Ancak bu kadar büyük bir kaosun içerisine kendi kendinizi çekerseniz bunun bazı bedelleri olur ve siz de bu bedellerle karşı karşıya kalmak durumunda olursunuz. Neydi bu bedeller Sayın Cumhurbaşkanımızın karşı karşıya kaldığı? Birincisi Sayın İrsen Küçük, Sayın Başbakanımız İrsen Küçük tarafından artık gerekli takdiri ve gerekli desteği görmemeye başladı. Bir cumhurbaşkanının başbakanından bu denli desteksiz kalması ve tam aksine de muhalif bir başbakan cumhurbaşkanı anlayışının oluşması hem kendileri için hem de bizler için, halk için, Kıbrıs Türk halkı için pek de olumlu olmadı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın başka konularla da başı derde girdi. O da neydi? Bildiğiniz gibi sahte imza skandalı. İki bürokratın hazırlamış olduğu söylenen ve kamuoyuna da yansıyan, bizim de burada sizlerin karşısında belgeyi göstermiş olduğumuz sahte imzalı bazı belgeler ortaya çıktı. Ve bu kişilerin de Sayın Cumhurbaşkanımız Eroğlu'na yakınlığının olduğu söylendi.
Her zaman söylenen bir laf vardır biliyorsunuz, masumiyet karinesi diyorlar. Kimse suçluluğu ispat edilene kadar suçlu addedilemez diye. Doğru, ancak burada başka türlü bir şey var. Nedir o başka bir şey? Bu iki kişi kabul etti suçunu. Yani bu iki kişi suçunu kabul etti. Evlerindeki bilgisayarlardan da çıktı bunlar. Tüm basına da yansıdı, hem yazılı hem görsel. Kimse de çıkıp demedi yani bunlar reddedilmiştir, böyle bir şey yoktur. Bu iki kişi böyle bir yazıyı yazdığını kesinlikle reddediyor diye bir şey yok. Tabii işin sonunu yargı belirleyecektir. Bilmediğimiz şeyler olabilir o konularla ilgili. Ama işin ucu Cumhurbaşkanımıza dokundu. Neden Cumhurbaşkanımıza dokundu? Çünkü bu kişilerden, bu sahte imza olayına dahil olan kişilerden biri kendisinin hem başbakanlığı süresince hem cumhurbaşkanlığı süresince belirli zamanlarda müsteşarlığını yapmış bir kişidir ve kendisine çok yakın olduğu söylenen bir kişidir. İşte bunlar bir cumhurbaşkanının uğraşmaması gereken işlerdi. Bunlara müdahil olmaması gerekirdi Sayın Cumhurbaşkanımızın, ama oldu ve şimdi de bunlarla karşı karşıyadır. Bununla da bitmedi. Bu olayların hemen arkasından sanıyorum dün Başbakanımız İrsen Küçük çıktı, Sayın Başbakanımız, ve dedi ki bu sahte imza olayıyla ilgili bu iki kişi son liman değildir dedi. Ve bunun hemen arkasından da Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. O da dedi ki Sayın Başbakan ağzındaki baklayı çıkarsın, neyse söylemek istediği söylesin. E söyledi zaten. Daha ne desin bir başbakan? Son liman değil dediğine göre bu iki kişi kimden bahsediyor olabilir acaba? Söylenmesi gerekeni Sayın Başbakan diplomatik bir tavırda bunu söyledi ve topu attı üzerinden. Şimdi Başbakanımızla ilgili bazı değerlendirmelerde bulunacak olursak eğer, benim Başbakan'ı tebrik edeceğim konular var, ancak o tebrik edeceğim konulara gelmezden önce Sayın Başbakanımıza, gelseydi buraya soracaktım ama sizlerin huzurunda soruyorum. Söylemek istediğim iki şey var. Sormak istediğim sizlerin huzurunda Sayın Başbakanımıza. Birincisi şu. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Sayın Başbakanımız Türkiye Cumhuriyeti İktidar Partisi AKP'nin kurultayına katıldı. Ve orada bazı görüşler bildirdi. Neydi oradaki görüşler ki bizim için de çok önemli olan? Ana yavru ilişkisinden kurtulalım. Yani Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık ana yavru ilişkisinden kurtulsun. Ve artık iki kardeş devlet olarak ilişkilerimizi sürdürelim. Bunun altına imza atarız biz. Bu sözlerin altına ben eminim Kıbrıs Türk halkının büyük bir çoğunluğu imzasını atar. Evet, bizim istediğimiz budur. Bugün dünya devletleri, Amerika olsun, Çin olsun, Rusya olsun, ortada o da büyük bir güç olan İran olsun, tüm bu ülkeler bile Türkiye'nin kardeşliğini ve desteğini isterken bizim gibi hem gönül, hem dini, hem coğrafi bağları olan, hem hatta inkar etmeye gerek yok siyasi bağları olan, maddi bağları olan bir ülkenin desteğini almak, Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkenin desteğini almak bizim için önemlidir. Ancak orada söylenen şey şuydu: İki kardeş devlet olarak yolumuza devam edelim. Benim başbakanımıza söyleyeceğim ilk şey şudur. Önce sizden başlayalım Sayın Başbakanım. Sizden rica ediyorum. Siz oraya bir yavrunun bir anneyi ziyareti gibi değil, bir kardeşin kardeşi ziyareti gibi gidiniz. Onlar buraya geldiklerinde onları öyle ağırlayınız. Dış politikada verilecek mesajlarda da alt yönetimi olarak değil, kağıtlarda öyle yazar gerçi, ama siz diyorsunuz ki iki kardeş devlet olarak devam edelim. Doğru, ben de bunu destekliyorum. Önce sizden başlayarak bu kardeşlik ilişkisini kuralım derken buna gazetelerde bazı yazılar gördük. Neydi o yazılar? Devletimizin tümü Ulusal Birlik Partisi döneminde oldu demiyorum. Ancak devletimizin kamu bankalarına 1,5 milyar TL borcu oldu. 1,5 milyar TL borcu oldu. Ve bu borcunla Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle azaltılacağı, bize bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin destek vereceği söylendi. Enteresan. Yani bir kardeş ne kadar öbür kardeşten destek isteyecek? Tamam, isteyebilirsiniz de ne kadar? Bu hadi olabilir derken bunun üzerine tekrar bir haber daha. Bu seferki haber ne? Gözümüz aydın, hayırdır?
Lefkoşa Türk Belediyesi'nin maddi sıkıntılardan kurtulması için Türkiye Cumhuriyeti bize destek veriyor. Harika, harika. Madem ki iki kardeş devletiz, o zaman biz de İstanbul Belediyesi'nin sıkıntıları olduğunda onlara maddi destek verelim. Kaç milyar bütçesi olduğunu biliyor musunuz İstanbul Belediyesi'nin? 16 milyar TL kardeş olacak ya. Bunlar yani not olarak bulundurmanız için söylüyorum. Ve şimdi de belediyede büyük bir el ovuşturma başladı. Biliyorsunuz orada da yavaş yavaş iş yavaşlatma eylemleri oluşuyor. Türkiye'den para geliyor, kurtuluyor. İşte bu Türkiye'den para geliyor, kurtuluyor zihniyetiyle biz asla kurtulamayız. Kurtulamayız bundan. İki kardeş devlet ilişkileri içerisinde devam edersek bu doğru yoldur. Türkiye'den para gelsin de kurtulalım lan, kurtulamayız. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Bir diğer konu Sayın Başbakanımıza iletmek istediğim şey o da şuydu. Az önce programa gelmezden önce Sayın Başbakanımızı gördüm. Yanılıyor olabilirim ama sanırım Lefkoşa'da Merit Otel'de Lefkoşa ilçesinin organize ettiği bir yemekte konuşuyordu. Ve Sayın Başbakanımız kürsüye çıktı. Eleştirilerini sıraladı işte bazısını açık bazısını kapalı işte Sayın Eroğlu'na Sayın Keşif'e. Bunları yaptıktan sonra şöyle bir açıklamada bulundu. Ben inanamadım böyle bir şeye. Biz dedi göreve geldiğimizde, şimdi biz dediği Sayın Başbakanımızın 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız saraya gittiğinde Ulusal Birlik Partisi'ne geçen bizden bahsediyor. Yani Ulusal Birlik Partisi liderliğine oturduktan sonra Sayın İrsen Küçük, Ulusal Birlik Partisi'nin diyor, buraya dikkat, 800 milyon TL borcu vardı. 800 milyon TL borcu vardı. Ve şimdi biz bu borcu kapattık 2 senede. 800 milyon TL 2 senede. Biz bu borcu kapattık. Peki. Ve artıya geçtik. Şimdi artık partimize yatırım yapmaya başlıyoruz. Genel merkez binamızı yapacağız. İşte Türkiye'deki bazı genel merkezleri ziyaret ediyor mühendislerimiz. Oradan alıp bazı şeyleri buraya uygulayacağız. Yani 800 milyon TL'yi İngiltere'den bizi izleyenler için de söyleyeyim. Aşağı yukarı 270-280 milyon pound. Bu olsa biz de anlarız yani bu parayı gördüğümüzde, hesap makinesine bastığımızda biz de anlarız yani bunu. 800 milyon TL 270 milyon pound 2 senede hakkımdır benim bunu sormak. Bu borcun nasıl kapandığını bizim bilmemiz lazımdır. Halk olarak bizim bunu bilmemiz lazımdır. İktidar partisi olur, muhalefet partisi olur, kim isterse olsun. 800 milyon TL borcun 2 yıl içinde nasıl kapandığını ben bilmek isterim. Belki siz istemezsiniz. Ama ben isterim. Bunun açıklamasının bize yapılması gerekir. 2 senede 800 milyon TL, 270 milyon pound nasıl kapanır ve artıya geçer 2 yıl içerisinde ve yatırımlar başlar? Bu mucizevi yöntemi, mucizevi yöntemi parti yönetiminden başka devlet yönetiminde, hükümet yönetiminde de gösterirse eğer büyüklerimiz çok memnun oluruz. Belki halkımız da artık artıya geçer de kendilerine, ailelerine, çocuklarına bazı yatırımlar yapmaya başlarlar. Bu oldukça önemli bir konudur. Bu konunun üzerine gidilmesi lazımdır. Sayın Başbakanımız bunu bir övünç kaynağı olarak söylüyor. Ki ben olsam ben de söylerim. 800 milyon TL borcu 2 yılda kapatmak önemli bir iştir. Arka arkaya söylüyorum bunu ki beyinlere kazınsın rakam ve süre. Ve bunu açıklıyor bizim Başbakanımız. Bizim de halk olarak bilmemiz lazımdır bu mucizevi yöntemi. 800 milyon TL borç 2 yılda nasıl kapanır? Ben bilmek istiyorum bunu. Şimdi gelelim Sayın Başbakanımızı tebrik edeceğim yönlere. 2009 seçimlerinden sonra Sayın Başbakanımız Lefkoşa'da son sırada seçilebilmiş bir milletvekiliydi. Kurulan kabinede yer alamamış bir milletvekiliydi. Ve artık yaşından da dolayı herkes Sayın İrsen Küçük'ün siyasi hayatının o seçim dönemiyle birlikte sade bir milletvekili olarak sona ereceğini düşünürken müthiş bir şans ve beceriyle Ulusal Birlik Partisi genel başkanlığı koltuğuna oturdu Sayın Başbakanımız. Bir abi sıfatıyla oraya geldi ilk başta.
müthiş stratejilerle 2 ay 3 ay sonra yapılacak olan kurultaya hazırlandığı, karşısına çıkan Sayın Taço ile Sayın Keşif'i de 2 yıl önce kurultayda birinci turda ezdi geçti ve ülkenin başbakanlık koltuğuna sağlam bir şekilde oturdu. Çok kısa bir süre içerisinde oldu bu. 2009 seçimleri, 2010 Ekim süre bu veyahut da Eylül. Tam emin değilim ondan. Çok kısa, 1,5 yıl içerisinde siyasi hayatı bitiyor denilen Sayın İrsen Küçük, sade bir milletvekili, bakanlık koltuğuna oturamamış bir milletvekiliyken 1,5 yıl sonra aniden ülkemizin başbakanı oldu. Ama müthiş oynadı bu oyunu. Sayın İrsen Küçük başbakan olduktan sonra bir kere kökten geldiği için, kökten siyasetten geldiği için halkı çok iyi biliyor, seçmenini çok iyi biliyor, delegesini çok iyi biliyor, bu işlerin nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyor ve Sayın İrsen Küçük şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetinin en güçlü ve bir numaralı lideri olmuştur. Ben kendisini buradan tebrik ediyorum. Yaptığı, uyguladığı yöntemleri biz benimseriz, benimsemeyiz. Yanlıştır, doğrudur. Söz verdiydi, tutmadıydı, oydu buydu, bunları bir kenara bırakalım, gerçeğe bakalım. Bugün Sayın İrsen Küçük'ten habersiz kuş uçamaz. Kuş. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız bir televizyon programında az önce? Sayın Reşat Akar'ın konuydu. Ne dedi? Dedi ki, benim dedi evime, yani saraya girip çıkanlara bir gözcü var orada konulan. Ve soruldu kim tarafından? Bunu Sayın Başbakan yaptığını söyler, ima eder durumlarda bazı açıklamalar yaptı. Bu arada bir SMS geldi sevgili izleyiciler. Bu borç 800 milyon değil diye. Bu borç 800 milyondur. Emin olmasam burada söylemezdim. Bir saat önceki haberleri açınız, görünüz. 800 milyon TL. Ha, eğer başbakanımız yanlış telaffuz etmişse, haberlerde altyazı yanlış geçmişse ben bilemem. Çünkü önce altyazı geçti 800 milyon TL diye. Daha sonra da başbakanımızın ağzından duyduk bunu, 800 milyon TL. Eğer değilse de, 800 milyon değilse de özürümüzü dileriz. Ama 800 milyonsa, gerçi daha azsa da istememiz lazım da, eğer 800 milyonsa bizim bunu bilmemiz, öğrenmemiz gerekir. Bu borç nasıl kapandı? Arkadaşlarım da bir baksınlar. Ben eminim 800 milyon TL lafını Sayın Başbakanımızdan duyduğumdan, ama bir bakılsın. İsteyen herkes de bunu internetten veyahut da haber bültenlerinden takip edebilir. Kaldığımız yere dönecek olursak, müthiş bir güç oldu Sayın İrsen Küçük. Ve çıktı ve açık açık da söyledi. İhalelere ben bakacağım dedi. İstihdamlar benden sorulur dedi. Partide kim ne yapacak, nereye gidecek ben bileceğim hepsini dedi. Yumruğunu masaya vurdu ve müthiş bir şekilde bu işi becerdi. Ve şu anda da mutlak güç durumundadır. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Sayın İrsen Küçük, KKTC siyasetinde şu anda mutlak güç durumundadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bile, üç çok ihtiyaçlı kişiyi işe aldırmak istedim ben, ancak aldıramadım dedi. Düşününüz, bu ülkede 20 yılı aşkın süre başbakanlık yapmış, o partinin onursal lideri ve şu anki cumhurbaşkanı, üç kişiyi işe aldırmak istedim ancak aldıramadım dedi. Neden? Çünkü artık karşısında büyük bir güç var, İrsen Küçük. Peki, başka nasıl değerlendirebiliriz Sayın İrsen Küçük'ün bu gücünü? Kurultayla. Kurultay hayatımızın rengi. Kurultay bizim için artık çok önemli. Merak etmeye başladım, artık kurultay bitince ne yapacak? Geçi ondan sonra da büyük karışıklıklar olacak, onları takip edeceğiz ama. Bir SMS var, ona dönelim. 800 milyon borç ödenmeden başka 500 milyon da bankada para var dedi. Nereden buldu? Şimdi o 500 milyonu ben duymadım. Doğruya doğru. Ama 800 milyonu eminim duyduğumdan. Bakacak, hatam varsa özür de dilerim. Memnuniyet de duyarım. Ama 800 milyondan eminim. 800 milyon TL 2 yılda ödendi. Bu konuyla ilgili ara verdiğimizde de tekrardan bir araştırma yapacağım. Ancak konularımızdan kopmayalım, devam edelim. Kurultayımızdan bahsediyorduk. Şimdi kurultay süreci başladı. Hem de 7 ay önceden başladı. Ve herkes yavaş yavaş safını belirlemeye başladı. Sayın İrsen Küçük sanıyorum 1,5 yıl önceden
aday olacağını söylemişti. Kurultay süresi yaklaşınca da Sayın Ahmet Kaşif aday olacağını belirtti ve iki adaylı bir kurultaya doğru gidiyoruz. Artık çok kısa bir dönem kaldı. Şimdi iki aday ringe çıktı. Bir teşbihtir bu. Böyle değerlendiriniz. İkisi de gayet formdaydı ilk başladığında. Sayın Başbakanımızın bazı avantajları vardı. Bazı iktidarda olduğu için. Sonra bu bazı avantajlar sert avantajlara dönmeye başladı. Sonra daha büyük avantajlara dönmeye başladı. Bugün artık yine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerinden söylüyorum. 1000 kişiyi istihdam edebilecek bir güce ulaştı bu. 1000 kişiyi istihdam edebilecek bir güce ulaştı bu. Sayın Başbakanımız hiçbir fırsatı kaçırmadı. Ancak bu arada Sayın Kaşif ne yaptı? Son derece beyefendi, her zaman söylerim, beyefendilik çok önemli bir meziyettir. Çok önemli bir meziyettir ama her zaman kazandırmaz. Her zaman kazandırmaz. Çıktı, sevgiden bahsetti, saygıdan bahsetti, hoşgörüden bahsetti, birlikten bahsetti, kavga etmeyelim dedi, onu dedi, bunu dedi ama Sayın İrsen Küçük hiçbir şeyi kaçırmadı. Hiç. Sayın Kaşif'in ne taşralılığı kaldı, ne köylülüğü kaldı, ne ilkokul mezunluğu benzetmesi kaldı. Hiçbir şey kalmadı, ne Maosalılığı kaldı, kalmadı hiçbir şey. İki boksör ringde vurdu en son devirdi Sayın Kaşif'i. Sayın Kaşif şu anda yerde, boks ringinde. Sayın Kaşif şu anda yerde yatıyor, hakem de sayar. 6, 7, 8. Şimdi biz de bekliyoruz. Sayın Kaşif ayağa kalkıp devam diyecek mi? Bir kontra bir şey çıkarabilecek mi? Yoksa artık yerde mi kalacak? Bu iş bitti mi? Diyecek. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Çok da bir fazla da bir zamanı kalmadı bu işin. 21 Ekim. Milli bayram gibi bir şey oldu bu 21 Ekim zaten. Hiç kazındı beynimize, hiç çıkmaz 21 Ekim. Şimdi Sayın Kaşif'e geçecek olursak. Az önce dediğim gibi oldukça... Beyefendi sessiz, sakin, sevgili, hoşgörülü bir şekilde bu işi yürütmeye çalıştı. Ancak olmadı. Daha sert olabilseydi, örneğin kendisini destekleyen Lefkoşa Milletvekili Sayın Hasan Taçoy, yine Lefkoşa Milletvekili Sayın Zorlu Töre, Güzellut Milletvekili Sayın Türkay Tokel gibi daha sertleşebilseydi. Çünkü Sayın Başbakanımızın da vurulabilecek yerleri vardı. Mecazi anlamda söylüyorum. Hiçbirine dokunmadı. Ha belki de dokunamamasının sebebi kendisinin de aynı kabinede olmasından dolayıydı. Ancak o kadar önemli değildi. Yapabilirdi bunları. Yapmadı. Hiçbirini yapmadı. Hiçbirini de yapmayınca işin sonu geldi ve dediğim gibi şu anda iki boksör benzetmesini yaptık. Az önce yerde yatıyor Sayın Kaşif. Hakem sayıyor. Herkes bekliyor Sayın Kaşif. Kalkıp devam edebilecek mi bu maça? Yoksa artık bu maç burada bitti mi? Gerçi Sayın İrsen Küçük bundan sanıyorum 2 ay önce bu iş çoktan bitti. Biz önümüze bakalım demişti ama biraz daha beklemekte fayda var. Siyasette her gün her şey değişir. Her gün her şey değişebilir. Yarın aslında bir görüntü çıkar, bir kağıt kalem çıkar, bir şeyler çıkar. Bir destek gelir, Türkiye indirir, öbürü bindirir. Bir şeyler olabilir yani siyasette. Onun için bugün için konuşuyoruz bunu. Bugünkü durum bu. Ama Sayın Kaşif'in bu duruma düşmesinde bazı etkenler daha vardı. Neydi o etkenler? Şimdi siz bir ülkenin liderliğine, önce bir partinin, dolayısıyla da bir ülkenin liderliğine soyunuyorsunuz. Ve bu liderliğe yürürken de, bir ekip oluşturmanız lazım. Ve bir ekibin sizi desteklemesi lazım. Sayın Kaşif de bu yola çıktı. Hani hep yapıştırılan şey vardır ya, Sayın Kaşif işte Maosalı. Öncelikle Maosalı arkadaşlarıyla birlikte. Daha sonra da Sayın İrsen Küçük'ün ciddi muhalifleriyle birlikte bu yolu yürümeye başladı. Ama bu yolu yürümeye başlayınca bazı beklenmedik olaylar gerçekleşti. Aslında beklenmedik de değildi bu olaylar. Neden beklenmedik değildi? Birazdan izleyeceksiniz ve siz de göreceksiniz bunu. Ama ben buradan Sayın Sunat Atun'un ismini anmadan geçemeyeceğim. Genç bir siyasimiz,
ümit vaat eden bir siyasimiz. Bu ülke için zaman zaman başarılı işler yaptığını gördüğümüz bir siyasimiz. Önünün açık olduğu söylenen bir siyasimiz. Ancak bu siyasimiz, sevgili izleyiciler, Amerika'da vardır ya Academy Awards, ki and the Oscar goes to der sunucu. Bizim memlekette de and the Oscar goes to Sunat Atun. Neden and the Oscar goes to Sunat Atun? Şimdi bir kısa VTR izleyeceğiz. VTR'nin ardından ben burada yine sizlerin karşısında olacağım. Dikkatli bir şekilde izlemenizi sizden rica ediyorum. İstifa, siz tabii çok daha iyi bilirsiniz ki tek taraflı, tek taraflı bir müessese. Bir istifa edersiniz ve oradan gidersiniz. Şimdi bu konuda da Sunat Atun pek net açıklamalarda bulunmadı aslında bakarsanız. Hı-hı. Yani genç bir siyasiye ve gördüğümüz kadarıyla da önü açık bir siyasiye yakışmayacak bir tavır sergiledi bence. Daha net olabilirdi. Örneğin kongre sırasında, Mausa ilçe kongresi sırasında kendisine sordular. Ankara'ya gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz? İstifanız açık ve net mi yoksa değil mi diye. İstifam benim masada duruyor dedi. Ondan sonra Ankara konusu sorulduğunda kendisine ne yapacağımı göreceksiniz dedi. Yani yaptıklarıyla söyledikleri birbirini pek tutmuyor. İstifa masada durmaz. Ben istifa ettim, çektim, gittim kardeşim demek yakışır. Evet. Yakışır. Bu birincisi. İkincisi de Ankara konusunda ne yapacağımı göreceksiniz. Gördük ne yaptığını Sayın Bakan'ın. Çıktı gitti. Ha şimdi döndükten sonraki tavrı daha önemli olacak. Döndükten sonraki tavrı daha önemli olacaktır. Evet. Çok açık sormak istiyorum size bunu Sayın Kaşif. Kimse de yanlış anlamasın bunu. Sunat Atun tarafından ihanete uğrama ihtimalini gözden geçiriyor musunuz? Yoktur. Tekrar sorayım. Yoktur. Peki. Bu da kayıtlarımızda bulunsun. Nasıl? İzlediniz? Çok kısa bir ara vereceğiz şimdi. Aranın ardından bıraktığımız yerden devam edeceğim. Evet, ikinci bölümle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Gelen mesajlar var, onlardan da şimdi okuyacağım. Sizler de eğer katkı koymak isterseniz 4143'e veyahut da Er Meydanı'nın Facebook ve Twitter adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Birkaç tanesini şimdi okuyalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu memleketin sorunlarının nedeni, her şeyi 100 günde düzelteceğim diyen saraydaki yalan söyleme ustası adamdır demiş bir izleyicimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bahsediyor. Bir şeyi hatırlatmak isterim bu izleyicimize. Tabii ki bunları biz biliyoruz. O günleri birlikte geçirdik. Ancak bir şeyi hatırlatmak isterim. Hata orada mı? Yoksa her şey 100 günde düzelteceğim dedikten sonra Cumhurbaşkanlığına aday olan ve birinci turda %50'nin üzerinde oy verenlerde mi acaba? Bunu iyi değerlendirelim. Şimdi Sayın Erol'u suçlayalım. Siyasiler söyler sayın seyirciler. Siyasiler söyler, uçakta getireceğim der, Lefkoşa'ya denizde getireceğim der yani. Kaçıncıdır uçar bizim hava yolları? Görmezsiniz yani bunları. 10 güne uçuyor, haftaya geliyor, öbürü bugün geliyor, öteki yarın geliyor. Bunlar hep siyasiler bunları söyler. Görev bizimdir. Görev halkındır. Bir siyasi parti lideri çıkıyor ve diyor ki ben şu sorunları çözeceğim. Aha da çözümler de buracıkta cebimde diyor. Bekliyoruz biz de halk olarak. Sonra bu sorunlar çözülmeden Cumhurbaşkanlığına aday oluyor. %50'nin üzerinde oy alıyor. Şimdi burada önce kendimize bakacağız.
Burada önce kendimize bakacak. Ondan sonra siyasilere yönelecek. Çünkü siyasiler bu vaatleri hep verir. Yarın öbür gün yine vereceklerdir. Bunlar olacak. Görev bizimdir. %50'nin üzerinde oy almıştır Sayın Cumhurbaşkanımız. O söylediklerinin hepsi de artık elinin tersiyle bir köşeye itilmiştir. O iş bitmiştir yani artık. Bir SMS daha var. Sizi kutlarım. Gerçekten anlattıklarınıza katılıyorum. Süper. Devamını bekliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarından dolayı izleyicimizin. Twitter'dan gelen mesajlara da bakalım. Bravo. Öngörü böyle bir şey olsa gerek. İhanetin geleceğini Sayın Keşif görmeden siz gördünüz. O programdan çıktıktan sonra buradan kapıdan Sayın Keşif'e bunu ben tekrar sordum. Dedim böyle böyle bir ihtimal size programda sordum, kabul etmediniz. Böyle böyle bir ihtimali değerlendiriyor musunuz Sayın Sunat Atun'dan? Çünkü biliyorsunuz Sayın Sunat Atun Geçitkale'de bir kulübün bölge şampiyonluğundan sonra başbakan keşif organizasyonlarını hazırlayan kişidir orada. Başbakan keşif, başbakan keşif. Şimdi bana bir tek Sayın Başbakanımız İrsen Küçük destek verdi. Onun için onun yanındayım. Sunat Atun. Andy Oscar Ghost'u. Kısacası. Tekrar sorduğumda ben bunu Sayın Keşif'e programdan çıktığımızda mümkün değildir öyle bir şey dedi bana. Beni dedi, belki de ikimizin arasındaki konuşmaydı bu, anlatmamam gerekirdi ama artık her şey bu kadar saçılmışken ortaya, bunu da söylemekten geri kalmayacağım. Böyle bir şey mümkün değildir dedi bana Sayın Keşif. Hatta orada şahitlerimiz de vardı başka. Beni dün gece Ankara'dan aradı dedi. Çünkü o dönemi iyi hatırlayınız. Mausa İlçe Kongresi'nden sonra Sayın Sunat Atun Ankara'ya gitmişti. Epey de kaldı yani oralarda. Ve beni Ankara'dan aradı Sunat Atun dedi. Dün gece saat 11'de 12'de kaçtaysa. Ve bana aynen şunları söyledi. Abi böyle böyle laflar geçer mümkün değildir. Ben iki gün sonra dönüyorum. Döner dönmez yanındayım dediğini bana Keşif, Sayın Ahmet Keşif burada söyledi kapının önünde. Ve başka şahitlerimiz de vardır. Bu konuşmanın olduğunu duyan başka şahitlerimiz de vardır. Belki benim bunu anlatmamam gerekirdi şimdi ama dediğim gibi biraz iki kişi olsaydık anlatmazdım ama 3-4 kişi daha olduğu için bunu da rahat rahat anlatıyorum. Böyle bir durum vardı. Şimdi Sunat Atun'u tamamen geçelim. Onu bir kenara bırakalım. İşin geneline bakalım biz. İşin geneli nedir? Biz buradan neyi halkımıza anlatmaya, meramımızı söylemeye çalışıyoruz? Nedir bizim yapmaya çalıştığımız? Yeni yüzler, yeni siyasiler ve yeni bir düzen. Bizim istediğimiz budur. Biz öyle 75 yaşında Cumhurbaşkanı, 75 yaşında Başbakan, 80 yaşında Sağlık Bakanı bilmem, öyle istemiyoruz. Biz bunları diyoruz. Diyoruz, halkımız da bunu diyor. Bugün çıkınız, halkla röportaj yapıyor arkadaşlarım. Ben izliyorum, siz de izliyorsunuz mutlaka. Çekilsinler artık gençlere bıraksınlar. Herkesin söylediği bu. Çekilsinler artık gençlere bıraksınlar. Beni en çok yaralayan işte bu olmuştur. Yarın biri benim burada konuğum olduğunda ve ben kendisine dediğimde işte çekilmeyi düşünmüyor musunuz, gençlere bırakarsınız. Dönüp bana demeyecek mi? Ha, sizin gençlerinizi de gördük. En büyük kötülük budur işte. Genç bir siyasinin, isim hiç önemli değil, bu ülkeye yaptığı en büyük kötülük işte budur. Gençleri de gördük diyecekler bize. Daha 40'ına 45'ine gelmeden fırıldak gibi dönenleri de gördük gençlerden diyecekler bize. Bunu söyleyecekler. %100 de haklıdırlar. %100 haklıdırlar. Bunu bize söylemekte. Çünkü biz yeni yüzler istiyoruz. Yeni siyasiler istiyoruz diyoruz. Sayın Sunat Atun'un da geleceğinin oldukça parlak olduğu söyleniyordu. Herkes bunu kabul ediyordu. Sayın Keşif burada kazanırsa Sayın Sunat Atun'u bakan yapacağını söyledi. Sayın Küçük istifası masada dursa bile kabul etmeyeceğini, görevine dönmesi gerektiğini söyledi. Yani herkes beğeniyordu Sayın Sunat Atun'u. Ancak bu hareketi sadece kendisine değil, sadece çevresine de değil, Kıbrıs Türk siyasi hareketindeki gençlere büyük bir darbe vurmuştur. İnşallah bunun önü alınır diyorum. Bu konulara fazla bir şey, başka bir şey söylemek istemiyorum. Ama Andy Oscar Ghost'u var ya, adaylar var şimdi ona. Şaka değil ama bu.
Yani siz bana diyebilirsiniz ki yok artık bu kadar da olmaz. Ben de size diyorum ki olabilir. İsimleriyle söyleyeceğim. Olabilir. Bugün kaçıdır ayın? 9'u. Kurultay ne zaman? 21'i. 12 günümüz var. Olabilir. Yazın bunu da bir kenara. Adaylardan biri. Oscar ödülünü Sayın Sunat Atun'un elinden çekip alabilecek adaylardan biri Sayın Ersan Saner. Sayın Ersan Saner. Olabilir bu. Yarın öbür gün Sayın Atun'un dediği gibi işte kurultay bir kenara devlet, hükümet, politika, ekonomi falan filan deyip çıkabilir Sayın Ersan Saner de ve diyebilir ki kurultay parti bir tarafa işte ihaleler yaptık. O bu Sayın Küçük'ü destekliyorum diyebilir. Bunu bir yazınız bir köşeye. Bir ikincisi daha var. İnanasınız gelmeyebilir böyle bir şeye. İhtimal dahilindedir. Bunu da değerlendirmenizi rica ediyorum. Sayın Kemal Dürüst. Eğer bu iki adayın, bu iki milletvekilinden ve Sayın Saner şu anda bakandır, bu beceriyi gösterebilirlerse ben şahsen Sayın Sunat Atun'un elinden Oscar ödülünü alıp bu ikisinden birine vereceğim. Hele hele de Sayın Dürüst'ten böyle bir şey gelirse eğer ona bu ödülü vermeyi düşünürüm ben. Bunlar aklınızda bulunsun diye size bunları söyledim sevgili izleyiciler. Gerçekler var çünkü önümüzde, şaka değil yani. İzledik kasette az önce. Şahit olduğum konuşmaları Sayın Keşif'ten duyduklarımı sizinle paylaştım. Ve daha neler neler var bizim bilmediğimiz. Her şey olabilir. Şimdi gelelim bu kurultayın bittikten sonrasına. Hep kurultaydan devam etmeyeceğim. Daha sonra sosyal yaşamla ilgili bazı sıkıntılardan, muhalefet partilerinde olup bitenden bazı şeylerden de bahsedeceğim. Ama bu kurultay çok önemli olduğu için. Çünkü KKTC siyasetinin geldiği noktadır işte bu. KKTC siyasetinin geldiği nokta Ulusal Birlik Partisi kurultayında yaşananlardır. Kurultay bitecek. Allah'ın izniyle. Hep söylerim zamanın önüne hiçbir şey geçemez. Zaman da gelecek. Geçecek, kurultay bitecek. Kurultay bittikten sonra. Şimdi üç isim sayacağım size. Bu üç isimin bir bugün yaptıklarına, bir de kurultaydan sonra yapacaklarına dikkatli bir şekilde eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Birincisi Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Hasan Taçoy. İkincisi Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Zorlu Töre. Üçüncüsü Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Türkay Tokel. Diğerlerinin hepsini bir kenara bırakıyorum ha. Sayın Tancer, Sayın Eti, diğer şu anda aklıma gelmiyor. Onların hepsini bir kenara bırakıyorum ben şu anda. Özellikle bu üçünden bahsediyorum. Taçoy, Tokel, Töre. Üçü de Teynan soy isimleri. Taçoy, Töre, Tokel. Televizyon programlarında, yazılı basında müthiş eleştirileri var. Özellikle Hasan Taçoy, Sayın Hasan Taçoy artık başbakanın ismini dahi zikretmek istemiyor. Adını ağzına almak istemiyor artık. Sayın Tokel'in Güzelyurt'ta yaşadıklarından sonra söylediği büyük feveranlar var. Pardon. Sayın Zorlu Tören'in hemen hemen her gün yapmış olduğu açıklamalar var. Şimdi ben bu ülkenin bir evladı olarak bakacağım bu üç siyasimize. Bunları söylediniz. Bunlar kapalı kapılar ardında söylenmiş olsaydı parti içindeler bırakırdım ben de. Öyle olmadı ama. Televizyonlarda, gazetelerde, demeçe demeç, programa program, mitinge miting, kokteyle kokteyl, çatışma var. Herkes bunu izliyor. Bu üç milletvekilimize ben bu kurultaydan sonra bakacağım. Örneğin, muhalefetimiz hükümeti düşürmek için bir gen soru verdiğinde bu üç siyasimizin eli ve dolayısıyla Sayın Keşif'in de havaya mı kalkacak böyle? Evet, biz de bu hükümeti yerden yere vurduk. Bu hükümet bu işi beceremedi. Sayın İrsen Küçük bu işi beceremedi. Hükümetin düşmesi lazım mı diyecek? Yoksa tam önergenin olduğu saat, gen sorunun oylandığı saat, böyle kafalar sokuk, sanki de yoktur öyle bir şey. Sanki de o lafları söyleyen onlar değilmiş gibi bir şey mi olacak? Zamanın önüne hiçbir şey geçemez. Bunları yaşayıp göreceğiz. Bakalım bu üç milletvekili ve diğerleri de ama özellikle bu üçü nasıl bir tutum izleyecekler bu kurultaydan sonra?
İzleyip görelim. Bir bakarsınız birer bakanlıkta bu siyasiler alır. Her şey değişebilir. Devam. Bu arada sizden gelen mesajlar var. Biraz sizden, biraz önümüzden birlikte programı götüreceğiz sevgili izleyiciler. O VTR'yi tekrar koyun lütfen demiş bir izleyicimiz. Rejimizin haberi olsun, hazır olduklarında seslensinler. Koyarız onu tekrardan. Bir izleyicimizden flash bir SMS geldi. Dürüst çoktan el öptü dedi. Oscar'ı alacağım, Dürüst de vereceğim eğer böyle bir şey olursa. Bekleyelim görelim. VTR hazır dedi yukarıdan reji. Ancak bu SMS'i de bitirelim ve ona göre tekrardan izleyelim. Evet. Sayın Ersin Tatar'ın açıklamalarıyla ilgili gerçekten çok talihsiz açıklamalardı. Ona da değineceğim birazdan. Çok talihsiz açıklamalardı Sayın Ersin Tatar'ın yapmış olduğu açıklamalar. Ancak Sayın Ersin Tatar'a geçmezden önce sizlerden gelen istek üzerine Sayın Sunat Atun'a neden Oscar'ı buradan gönderdiğimizi, Sayın Keşif'le bundan yaklaşık sanıyorum 3 hafta önce 18 Eylül olabilir tarihi, her programımız internette de sevgili izleyiciler artık girip oradan istediğiniz kadar, istediğiniz gün, istediğiniz saat izleyebilirsiniz. Bu yeni yayın dönemine, gerçi Genç TV'nin yeni yayın dönemi dün başladı ama biz sizlere söz verdiğimiz için 4 Eylül'de buradaydık. Son bir ayda yapmış olduğumuz tüm programlar Er Meydanı TV Channel'da girip oradan izleyebilirsiniz. Hepsi vardır. İzleyicimiz bir daha koyunuz dedi. Peki biz bir kez daha izleyicimizin isteği üzerine Sayın Keşif'le yapmış olduğum programdan kısa bir pasajı sizlere sunuyoruz. İstifa, siz tabii çok daha iyi bilirsiniz ki tek taraflı bir müessese. Tabii istifa edersiniz ve oradan gidersiniz. Şimdi bu konuda da Sunat Atun pek net açıklamalarda bulunmadı aslında bakarsanız. Hı-hı. Yani genç bir siyasiye ve gördüğümüz kadarıyla da önü açık bir siyasiye yakışmayacak bir tavır sergiledi bence. Daha net olabilirdi. Örneğin kongre sırasında, Mausa ilçe kongresi sırasında kendisine sordular, Ankara'ya gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz? İstifanız açık ve net mi yoksa değil mi diye. İstifam benim masada duruyor dedi. Ondan sonra Ankara konusu sorulduğunda kendisine ne yapacağımı göreceksiniz dedi. Yani yaptıklarıyla söyledikleri birbirini pek tutmuyor. İstifa masada durmaz. Ben istifa ettim, çektim, gittim kardeşim demek yakışır. Evet. Yakışır bu birincisi. İkincisi de Ankara konusunda ne yapacağımı göreceksiniz. Gördük ne yaptığını Sayın Bakan'ın. Çıktı gitti. Ha şimdi döndükten sonraki tavrı daha önemli olacak. Döndükten sonraki tavrı daha önemli olacaktır. Evet. Çok açık sormak istiyorum size bunu Sayın Keşif, kimse de yanlış anlamasın bunu. Sunat Atun tarafından ihanete uğrama ihtimalini gözden geçiriyor musunuz? Yoktur. Tekrar sorayım. Yoktur. Peki. Bu da kayıtlarımızda bulunsun. Evet, sizlerden gelen istek üzerine bunu bir kez daha ekranlara verdik ve bu konuyu artık geride bırakıyoruz. Önümüze bakmaya devam ediyoruz derken bakamıyoruz. Neden? Çünkü başka bir gaf var bu sefer. Bu seferki gaf affedilir gibi değil. Neydi bu da? Sayın Maliye Bakanımız Ersin Tatar'ın yapmış olduğu bir açıklama. Şimdi ben Sayın Ersin Tatar'ı tanıyorum. Kendisiyle de görüştüğüm zamanlarda olmuştu. Biliyorum kendisini. Böyle aniden fevri olan, acayip ters bir şeyler söyleyebilen, sonra vazgeçebilen, içinden o gelmemiş havasını sizlere veren bir siyasimizdir kendisi. O KKTC zaten uçuyor hikayesi vardı ya o laf. Çok durmadım ben onun üzerinde. Çünkü Sayın Tatar'ı tanıdığım için, bildiğim için çok üstünde durmadım. Onun ağzından nasıl çıkmış olabileceğini tahmin ettiğim için onun üzerinde pek durmadım. Ancak geçtiğimiz akşam bir televizyon kanalında yapmış olduğu açıklama dedik ya biz amiyane tabirle kendi aramızda şoklarıma uğradım. Şoklarımıza uğrattı bizi sevgili izleyiciler. Bu konuya biraz değinmemiz gerekir. Neydi o? Faiz mağdurlarının bir arada olduğu bir toplantıya katıldı Sayın Bakanımız, Sayın Ersin Tatar. Ve burada kendisine işte mevcut düzenden, işte ekonomiden,
vergilerden, şundan bundan, faizlerden yapılan şikayetlerle ilgili bir toplantıda kendisine sıkıntıları anlatmaya çalışan bir kişiye dükkanının battığını, zarar ettiğini, çok kötü durumda olduğunu söyleyen bir kişiye Sayın Maliye Bakanımız çıktı ve dedi ki, o da atasözü gibi bir şey olmuştur özellikle sosyal medyada, bana mı sordunuz açarken dedi. Dememeliydi. Hatta Avrupa gibi medeniyet olan ülkelerde, çağdaş olan ülkelerde değemez de. Değemez de. Dememeliydi. Değemez de. Açarken bana mı sordunuz? Bu ne biçim bir yanıt? Canı yanan bir insana. O adam belki hapse girecek. Kimseyi vurmadı. Kimsenin ırzına geçmedi. Katil değil, bir şey değil. O adam hapse girecek. Belki de çoluğundan, çocuğundan, ailesinden ayrı kalacak. O adamın yüzüne baka baka siz çıkıp bana mı sordunuz açarken dememeliydiniz Sayın Tatar. Kendisi de fark etti bunu. Bu sefer biraz ileriye gittim diye düşündü. Ve bu olay patlayınca Sayın Kudret Özel Sayın da bu olayın halkın gündeminden çıkmamasında önemli bir etkisi vardı. Toparlanıyoruz hareketinin öncülerinden. Çıktı Sayın Maliye Bakanımız ve orada özür anlamı taşıyabilecek bir açıklamada bulundu. İşte tartışmalı bir ortamdı. Sıcak bir tartışma yaşanıyordu. Ondan dolayı bunu söyledim dedi. Ancak ben yine de Sayın Maliye Bakanımızdan düzgün, temiz ifadelerle o vatandaşımızdan ve o vatandaşımız gibi durumda olan herkesten ve tüm halkımızdan da açık ve net bir şekilde bu söylediğinden dolayı özür dilemesini bekliyorum. Bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. 1200 iş yerinin kapandığından bahsediliyor sevgili izleyiciler. Bu şaka değildir. Bu şaka değil. 1200 iş yerinin kapatılmasından söz ediliyor. Binlerce mazbatanın sırada olduğundan bahsediliyor. Bunlar çok önemli konulardır. Şimdi siz rahat koltuğunuzda oturabilirsiniz şu anda. Ancak bu konularla ilgili kabus gören arkadaşlarımız vardır bizim. Sizin de vardır. Onları da düşünmemiz gerekir. Bu konular çok önemli konulardır. Çok hassas olmamız gerekir bu konularla ilgili. Bu arada o programın Sayın Maliye Bakanımızın bu sözleri söylemiş olduğu programın sunucularından birinden bir mesaj geldi şu anda Sayın Bulut Akacan'dan. Onu da size okumak istiyorum. Temiz eller operasyonunun başlaması lazım. Siyasetçisinden başlayıp çıkarı dernek başkanlarına, satılık gazetecilerinden rüşvetçi memurlarına kadar herkes için temiz eller operasyonunun başlaması lazım. Seni tebrik ediyorum Mustafa demiş sevgili Bulut Akacan. Tabii halktan da güzel şeyler geldiğinde çok mutlu oluyorum ama bir programcının bir programcıyı tebrik etmesi kadar insanın gururunu okşayabilen başka bir şey var mı bilemiyorum. Sevgili Bulut'a göstermiş olduğu bu erdemden dolayı, bu erdemli davranıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de kendisine başarılar diliyorum. O da bir yola çıktı, ben de bir yola çıktım. Umarım ülkemiz için en faydalı olan şeyleri yapmaya çalışırız. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir SMS daha var, onu da okuyalım. Kemal Dürüst olayı şu anda patladı herhalde. Devam ediyor mesajlar. Kemal Dürüst'ün el öptüğüne inanmıyoruz. Soyadı gibi dürüst olduğuna inanıyoruz. Göreceğiz bunu. 12 gün var dedim. 12 gün içerisinde bunu göreceğiz. Bu arada bu konu açılmışken bir kısa değindiydim oraya ama tekrardan bir daha değineyim. Sayın Eti ve Sayın Tancer'den de bahsetmek istiyorum. Çok kısa, fazla uzun değil. Sayın Eti Magosa ilçe kongresinde, ilçe kongresinde ilçe başkanlığına aday olmak için Sayın Başbakanımızdan baskı gördüğünü söyledi. Çık aday ol, çık aday ol, çık aday ol. Sayın Eti de yaptığı açıklamalarda dedi ki ben eğer aday olursam Mausa'da beni silip süpürürler. İşte o zaman Sunat Atun aday olabilirdi. Onun partiyle
onların iç yüzünde yaşanan sıkıntıdan dolayı o olamadı Sayın Afet Özcafer oldu. Beni yerler dedi Sayın Keşif'in orada çok güçlü olduğu için. Başbakan İhsen Küçük de ona dedi ki sen çık aday ol en azından biz Mağusa'daki gücümüzü görelim. Ben seni Sağlık Bakanı yapacağım. Bunlar birebir bilinen şeylerdir. Çoğu insanımız da bunu bilir. Ancak yapmadı Sayın Hasiboğlu'nu. Bakan yaptı. Sayın Hasiboğlu'nu bakan yapar yapmaz Eti'den açıklama Sayın Eti'den. Sayın İhsen Küçük kazanırsa bu kurultayı hem Ulusal Birlik Partisi'ni hem ülkemizi büyük felaketler bekler. Be arkadaş 3 gün evvel sen neydi yapmaya çalıştığın? Şimdi nedir yapmaya çalıştığın? Birincisi Sayın Eti, ikincisi Sayın Tancer. Sayın Tancer'in zaten bazı vaatler alarak Ulusal Birlik Partisi'ne geçtiği sürekli konuşuluyordu. Kendisi hep bunu reddetti. Ben aslında inandıydım Sayın Tancer'e. Dürüst bir insana benziyordu. Şimdi söyleyeceklerimle çelişkiye düştüğüm için bu du'yu ekledim. Bazı vaatler aldığı söyleniyordu Sayın Tancer'in DP'den UBP'ye geçerken. Ancak kendisi hep bunları reddetti. Yoktur böyle bir şey dedi. Fakat bu Sağlık Bakanlığı makamı boşaldı ya Sayın Keşif görevden alındıktan sonra. Bu söz ona da gitti. Belli ki ona da gitti. Tancer yanımda dur sen Sağlık Bakanısın dendi. Ve ne hikmetse Sağlık Bakanı Sayın Ertuğrul Hasiboğlu olur olmaz Sayın Eti ile Sayın Tancer'den bir anda hele Sayın Tancer'in açıklaması çok enteresan. Tabanım dedi, Keşif'i desteklememi istedi. Sayın Tancer'in Ulusal Birlik Partisi'nde nasıl bir taban olduğunu ben bilemiyorum ama bunları da değerlendireceğiz. Gene gelen SMS'lere de bakalım. Mausa'da Gül'ün Küçük'ün polise yakalattığı suçunu bilmeyen kurultay delegesi hakkında ne düşünürsünüz? Şunu düşünürüm. Bir takip var. Takip var. Ben söylemem bunu. Bu ülkenin en tepesindeki kişi söyler. Sayın Cumhurbaşkanımız der ki benim sarayıma, benim evime der kendisi tabii. Gelip giden, giren, çıkan kim varsa takip edilir der. Sayın Gül'ün Küçük ve Sayın Şerif'e ün verdiğini takip edildiği, polislerin bunu tespit ettiği konusu var. Yeni bir şey değil bu. Bizim ülkemizde bu hep vardır. Kim ne yapar, kim ne eder, o rakipten ne alper, bu adam kimi destekliyor bunlar vardır. Ancak yakalanan kişinin başına ne geldiğiyle ilgili enteresan konular var. O da şu, alıyorlar içeriye poliste sorguya bu yakalanan kişiyi. Sanıyorum birazcık korkutuyorlar. Daha sonra bir yerlerden bir şeyler geliyor. Hop serbest. Yok serbest olmaz. Yakalandıysa polis eğer suçlu addedip yakaladıysa cezasını vermiş olması lazımdı. Bu çok önemli bir şeydir. Bu benim görüşüm tabii. Sayın Tatar'la ilgili bir SMS daha var. Tatar bize mi sordu da bakan oldu? Tatar size sordu. Sayın Tatar aday oldu. Siz de seçtiniz. Yalan değil. Siz seçtiniz. Hepsini siz seçtiniz. Biz beraber bu şikayet ettiklerimiz, bu bağırıp çağırdıklarımız, yazıp çizdiklerimiz, gazetelerde okuduklarımızın hepsini biz seçtik. Bilmemiz, kabul etmemiz, idrak etmemiz lazımdır artık bunu. Biz seçtik bu insanları. Sayın Tatar bize mi sordu da bakan oldu? O bize sordu. Geldi aday oldu, çıktı kazandı bakan oldu. Ha şimdiki seçimde eğer memnun değilseniz siz Sayın Tatar'dan, Sayın Başbakan'dan, işte CTP milletvekilinden, DP milletvekilinden, Serdar Renktaş'tan, Çakıcı'dan bunu göstereceksiniz orada. Nasıl programın başında bir SMS geldi ve dedi ki işte 100 günde çözeceğim dedi Sayın Eroğlu sorunları. Sonra çıktı saraya gitti. Ben mi götürdüm saraya Sayın Cumhurbaşkanı'nı? %50 oy aldı da gitti. Günü geldiği zaman sevgili izleyiciler, adam yerine konulduğumuz gün bizim sandık günüdür. Bir işe oy satmayınız. Bir krediye oy satmayınız. Elektrik borcuna oy satmayınız. Sonra da böyle ağlamayınız. Toplumun ekrandaki sesi oldunuz. Sizi kutlarım. Çok teşekkür ederim. Temiz eller operasyonu keşke başlasa ama operasyonu yapacak temiz el bulunmaz sizce demiş. Kesinlikle kabul etmiyorum. Her zaman söylüyorum. Bu ülkede temiz, dürüst, eğitimli, kültürlü, adil, çağdaş insanlar vardır. O insanları öne çıkarıp onlara yetki vermek de bizlerin elindedir, halkın.
Halk bunları yapacak, o insanları öne çıkaracak, temiz olduğuna inandığı insanları öne çıkaracak, onlar bu işi yapacak. Yapmadı değişecek, yapmadı değişecek, gün gelecek, bu düzen değişecek, her şey düzelecek. Ama görev sizindir. Hesap sorma görevi sizin, halkın, bizim, hepimizin. Bunu yapmamız gerekiyor. Şikayetçiyseniz değiştireceksiniz. Bir seçim olmadı, öbüründe değiştireceksiniz. Gereken neyse yapacaksınız. Memnunsanız görevde tutacaksınız. Memnun değilseniz görevden alacaksınız. SMS'ler yağmaya başladı artık. Mustafa kardeş, kardeş demeyelim de bizim yönetmen Selim'in canı sıkılır. Kendisi bu kardeş lafını hiç sevmez. Kardeş dememiz lazımmış. Selam olsun ona da, kolay gelsin yukarıda. Mustafa kardeş, diline sağlık. Fakat bu bahsettiğin canlılar konuşmaya değmeyen canlılardır. Çok yazık Cemal demiş. Halk işte böyle bunları yazıyor, söylüyor. Sayın Dana'nın belediyeciliğe soyunması ile asli görevi olan kaymakamlıkta ruhsat ve onay işlerinin aylarca sürmesi vatandaşların tepkisini çekmektedir. Sayın Dana'yı asli işlerini yapmaya davet ediyoruz demiş. Cemal Bulutoğlu'ları göreve döndü. Sayın Kaymakamımızın da geri görevine dönmesi gerekirdi. Ancak vatandaştan şikayet var. Sevdi zannedersem bu belediyecilik işlerini. Orası güzel makam çünkü. Yüzlerinden personel falan. Kaymakamlık da güzel ama. Herkes kendi işini yapsın. Biz de kimin neyle yargılayacağımızı bilelim. Vatandaştan şikayet var. Belediye işleriyle uğraşmaktan kaymakamlık görevini yerine getirmiyor diye. Biz tabii vatandaşın sesi olmaya çalışıyoruz burada. Bu konuyla ilgili sıkıntı varsa eğer Sayın Danay'ı da görevine dönmeye davet ediyorum. Sayın Mustafa Bey, ben sizinle iddiasına varım. Sayın Kemal Dürüst söylediğiniz gibi, dürüstün söylediğiniz gibi duruşunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Sevgili izleyicim, sence ben bir siyasi için iddiaya girer miyim? Bir bak bana. Girmem. Devam. Gelelim diğer partilerimize. Ancak önce bir yudum su. Seri gittik çok. Bir yudum su ve devam. Cumhuriyetçi Türk Partisi. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partililer, Türk Partisi taraftarları, yetkilileri çok kızıyorlar bana. Neden anlayamadım gitti. O kadar da söylüyorum, bu ülkenin en eski partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Kuzey Kıbrıs siyasetinde en çok bulunması gereken, etkili olması gereken parti Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir diye yaranamıyorum kendilerine. Ama zaten yaranma gibi bir niyetim de yoktur. Neyse gördüğüm onu söylüyorum. Bu akşam yine gördüklerim neyse onu söyleyeceğim. İsteyen kızar. İsteyen alır, not eder bir kenara. Çünkü ben sevgili izleyiciler her zaman bu programlarda tarafsız ve bağımsızlığımla sizlere övünüyorum. Hiçbir partiye, hiçbir sendikaya bir bağımın ne organik olarak ne de imzayen bir bağımın olmadığını söylüyorum. Hiçbir sivil toplum örgütüyle, sendikayla, siyasi partiyle hiçbir bağım yoktur. Sizlerin içerisinden çıkmış biriyim. Benim söylediklerimle kendi aklımın yettiğince yaptığım yorumlar vardır burada. Beğenirseniz memnun olurum, eleştirirseniz daha memnun olurum. Bunlardan da kendime bir pay çıkarmaya çalışırım. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi ile ilgili söylediklerim, hep çok söyledim bunu işte. Bu siyaset daha biraz seslerini çıkarmaları lazım işte. Erken seçim şart, Ulusal Birlik Partisi gitmeli, lan olacak iş değildir bu diye. Çok söyledim ben bunu, onlar hiç dinlemediler. Dinlemediler. En son geçen hafta bomba patladı. Bir hafta önce, iki hafta önce sanırım. Bütün MYK toz duman, parti meclisi görevden almış. Nasıl görevden aldıysa seçilmiş adamları görevden aldı. Bu onların kendi iç işleri. Ona karışmak bize düşmez. Bize bu ülkenin insanları olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ne yaptığını değerlendirmek düşer. Onların kendi içerisinde ne yaptıkları bize düşmez. Sayın Ferdi Sabit Soyer'in yeniden liderliğe soyunduğu konuşuluyor. Ben bunu Sayın Ferdi Sabit Soyer'e açık açık sordum. Kendisi bana bunu reddedecek bir cevap vermedi. Hayır Mustafa, kesinlikle böyle bir şey yoktur. Sayın Özkan Yorgancıoğlu görevinin başındadır diye bir açıklamada bulunmadı bana. Olabilir yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin içerisinde Ferdi Bey'in yeniden başkanlığa soyunması gibi bir durum. Ancak dediğim gibi bunlar onların iç meseleleri. Biz onlara karışamayız.
biz partiyi değerlendirebiliriz. Ama bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey vardır. Pardon. Bu iki aylık yaz döneminde, programlara ara verdiğim dönemde, madem ki artık bu işlerin içine de bulaştık, işte bu siyasettir, miyasettir, hakikaten bazen ikrah gelir bana. Bir seyircimiz bir keresinde bana yazdıydı, talk show yapan sen diye, beni talk showcu ilan etti. Hakikaten talk show yapsam daha iyi gibi gelir bana. Sevmem yani bazen bu işi yapayım, hoşuma gitmez. Bana der seyirci ki işte beni sokakta gören, yüzüne baka baka yalan söyler ya da. E ben bilmez miyim yalan söyleyeyim, ne yapayım yani? Ne yalan söyleyin sayın başkan neyim? Ben de bilirim ama ne yapayım yani? Bu işi yapıyoruz, her neyse. Madem ki bu işi yapıyoruz, kendimizi biraz daha bilgilendirelim, donanımımızı artıralım, eskilere biraz dönelim diye. Epey işte bu konularla ilgili, hem Kıbrıs siyasetiyle ilgili, Kıbrıs'ın geçmişiyle ilgili, hem Türkiye ile ilgili birçok belgesel izledim bu iki aylık dönemde. Epey kitaplar okudum. Siyasileri inceledim birey olarak. Sayın Naci Talat'ı da inceledim. Okudum internette. Güzel bir biyografisi vardır orada. Girip okumanızı tavsiye ederim size. Biz yetişmedik Sayın Naci Talat'ın esip gürlediği dönemleri. Sevgili Cumhuriyetçi Türk Partisi sempatizanlarına, üyelerine, yetkililerine kendimce bir cümle bir şey söylemek istiyorum. Sadece bir tek cümle. Şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ihtiyacı olan tek şey Naci Talat ruhuyla çıkıp kimdir ve bunlar denmesi gereken ortamı yaratmaktır. Tek şey budur yapması gereken. Ferdi Bey yapar, Özkan Bey yapar, Talat geri döner. O beni hiç ilgilendirmez. Ben CTP'ye bakarım. CTP'nin yapması gereken Naci Talat ruhunu canlandırması gerektiği artık gün gibi aşikardır. Bunu yapması gerekir. Çıkacak ki Naci Talat'ın nelere karşı savaş verdiğini de dediğim gibi ben okudum, fazla girmek istemiyorum oralara. Nelere karşı savaş verdiğini de hepimiz biliyoruz. İşte sizin de şu anda yapmanız gereken odur. Yollarda, sokaklarda, her yerde birazdan gelecektim o konuya ama madem ki şimdi bu yollar, sokaklar konusu açıldı. Şimdi geleyim. Toplumcu Demokrasi Partisi lideri Sayın Mehmet Çakıcı'ya kızıyorlar. Ben de bazen yani böyle hafif aşırıya gittiğini düşünüyorum onun ama söylediği çok önemli bir şey var. Doğru bir şey var. Biz diyor adam her şeye hazırız. Meclisten çekilmeye de hazırız, yollara da hazırız, sokaklara da hazırız, meydanlara da hazırız, televizyona da hazırız, istifa etmeye de hazırız, her şeye hazırız. Gelin bu düzeni değiştirelim. Yapılması gereken ne varsa gençlerle, yenilerle, eskilerle, tüm partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar gelin bir şeyler yapalım diyor. Ses yok. Tık ses yok hiçbirinden. Yani bunu esasen Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yapması gerektiğini düşünüyorum. Ben o ruh o partinin içerisinde vardır. Canlanması gerekir. Çok konuşmayacağım dedim. CTP'yle ilgili konuştum. Seviyorum çünkü o partiyi seviyorum yani. Elimden bir şey gelmez. Seviyorum Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni. Tümünü de seviyorum. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni seviyorum diyorum. Benim çocukluğum güneşin altında geçti. Hep her yer işte güneş, UBP oradan buradan sonra falan filan. Yani kimseye karşı bir art niyetim yoktur. Bunu herkes bilsin. Çok sayıda mesaj var sevgili izleyiciler. Ancak mesajlara geçmezden önce bir de çok kısa Demokrat Parti'yi de değerlendirelim. Demokrat Parti bildiğimiz Demokrat Parti. Sayın Serdar Denktaş her zamanki duruşuyla çıkıyor, görüşlerini ortaya koyuyor, projelerini sunuyor, eleştirmesi gerekeni eleştiriyor kendince, övmesi gerekeni övüyor kendince. Partisi içerisinde bir şeyler toparlamaya çalışıyor. Halka iniyor, Lefke'ye gidiyor, Lefkoşa'da geliyoruz, düzenliyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonuç? Bilmiyoruz sonucu. Kendisine sordum dedim bunlar tamam da sonuç? Sonucu görecek dedi bana. Bekleyip görecek sonucu. Zaten seçim yakın. Yani eğer erken seçim olmazsa bile en çok 1,5 yıl sonra seçim var burada. Hızlı hızlı biraz SMS'lere göz atalım. Allah razı olsun senden Mustafa'cığım. Bizim yuvalarımız dağılıyor. Mazbatalardan, çek davalarından büyük bir felaket patlayacak. Allah bunları bildiği gibi yapsın diyor. Dedim ya sevgili izleyiciler, canı yanan bilir bu acıyı. İşte bu izleyicimizin canı yanar şu anda. Herhalde gece uyuyamaz, çocuğunun yüzüne bakamaz. Bakar der, ben ertesi gün hapse girebilirim.
Sorduklarında çocuğa nerededir senin baban? Hapistedir şu anda. Değerlendiriniz bunları. Bunlar olabilir ve bu insanlar birini öldürmedi. Hiçbir şey yapma. Yani borcunu ödeyemedi. Battı borcunu ödeyemedi. Bu konular çok önemli ve hassas konulardır. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Sancar destek yok. Atunda destek var diyor. Sancar, Ersan Saner mi demek istedi acaba? Yoksa Tancer mi demek istedi? Bilemiyoruz. Bunların oyları çift mi sayılır? Kurultay'da birer oyları olduğuna göre başkaları adına niye ahkam kesiliyor? Bilemiyorum başkaları adına niye ahkam kesiliyor? Kaç oyları da var? Çifter çifter mi var? Sayın Hasan Taçoğlu'nun tedirginlikleri var. O konuda biliyorsunuz. Kamera koyalım diyor sandıkların başına kurultayda. Cep telefonları yasaklansın diyor. Her yerden baskı var diyor. Çünkü bu arkadaşımızın söylediği, bu izleyicimizin söylediği önemli şeylerdi çünkü. Bravo be Mustafa Bey, seni kutlarım, başarının devamını dilerim. Baron demiş, teşekkür ediyoruz Baron izleyicimize. Doğru söyle Mustafa, biz seçtik ama onlar da kazanmak için yalan doğan vaatlerde bulunmamaları gerekirdi. Ama bulunuyorlar. Bakın şimdi ne seçim ortamıdır ne bir şeydi size söylüyorum, bulunuyorlar. Yalan vaatte tüm siyasiler bulunuyorlar. Yarın sandığa gittiğiniz zaman bunları değerlendirerek oy veriniz lütfen. İşte onu söylediydi da ben inandım. İmza attıydı da ben inandım. Yapmayınız bunu. Duruşuna bakınız. Geçmişini değerlendiriniz. Eğer siyasi geçmişi varsa ona göre oyunuzu veriniz. Sizin bu söylediğiniz doğru. Yalanla bizi kandırıyorlar. Doğru ama alışalım. Kanmayalım artık buna. Kardeşciğim seni tebrik ediyorum cesaretinden dolayı. Keşke herkes senin gibi böyle cesurca konuşsa da her şey değişse. Ben hiçbir zaman kendimin öyle çok cesurum, çok şeyim iddiasında değilim ama hepimiz bir şeyler yaparsak çok şeyin değişebileceğine inanan bir kişiyim. Bu ülkeye de inanan bir kişiyim. Bu ülke insanına da inanan bir kişiyim. Çok doğru bir laf. Herkes senin gibi böyle dedi. Ben şu anda televizyon programı yaparak bir hizmet vermeye çalışıyorum. Herkes benim gibi bir şey yaparsa, siyasete girerse, önemli kurumların başına geçerse, basında belirli görevlere gelirse ki birazdan basınla ilgili de bazı söyleyeceklerim olacak. Belki o zaman bir şeyler değişebilir. Ben inanıyorum değişebileceğine ama dediği çok önemli. Herkes bir şey yaparsa. İrsem Bey'in UBP'yi aile partisi olmaktan çıkaracağım sözünün altında Eroğlu ailesinin yanlışları var. Haklıdır diyor. Doğru. Bu konuyla ilgili de çok Sayın Eroğlu görevdeyken bile söylenen bir konuydu bu. Sayın Eroğlu UBP'yi aile partisine çevirdi deniyordu bu. Biz Ulusal Birlik Partisi'nin içinde değiliz, bilemiyoruz. Ancak bu konuşulanlar, söylenenler zaten basına da çok yansıdı. İşte yok senin ailendir, benim ailemdir, hepimizin ailesidir. Bu konu çok konuşuldu. Yani Sayın Alkan, zannedersiniz ki bu anlattıklarınızı ya da dürüstlüğü herkes bilmez. Ne dövünüp duruyorsun? Her şey müstehakımızdır ve herkes memnun. Halkla ilgili de en son söyleyeceklerim olacak. Kıbrıs Türk halkıyla ilgili. Ben çok iyi anlıyorum burada sevgili izleyicimizin ne demek istediğini. Mustafa Bey, acaba Sunat Bey'in bu şekilde dönmesinden yapılan bir ihalede usulsüzlüğü bulunduğu tespit edilmiş olmasından dolayı mecbur bırakılmış olabilir mi? Hiç sanmıyorum böyle bir şeyi. Böyle bir şey hiç sanmıyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları belgeyle insanların önüne koyabiliriz ancak. Yani çamurat izi kalsın yapamayız. Biz gerçekleri konuşuyoruz. Sayın Sunat Atun'un yapmış olduğu çok önemli bir yanlıştı bu. Ama yaşı daha gençtir. Belki toparlar. Sürekli söylediğim için bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Ben hep gençlerin öne çıkmasından yanayım. Bir hata olmuş olabilir burada Sayın Sunat Atun'un yapmış olduğu. Ancak önünde daha zaman vardır. Belli ki bakanlığı devam edecektir. Sayın Sunat Atun'un ülkeye vereceği hizmetlerle, yapacağı doğrularla bunları unutturabilir ve bundan sonra hem kendi siyasi hayatı için hem de tüm siyasete girmeyi düşünen gençler için bir örnek olur. Kendisi önemli bir insandır KKTC siyasetinde. Yanlışlarını yapacağı doğrularla kapattırıp unutturabilir. Balık hafızalıyız. Biz her şeyi unuturuk. Her şeyi unuturuk biz. Bunu da unuturuk. Geçenlerde Türkiye gazetelerinde köşe yazarlarından birisi ne dedi biliyor musunuz? Benim çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Kafasına kuş pisliğinde kuş pislediğinde
şans oyunu oynayan bir toplum ağzına pisliğine oy vermesi gayet normaldir. Yorum size ait. Söyledik biz de bunu. Burada artık yavaş yavaş rejiden de uyarılar gelmeye başladı. Ben CTP'li olarak sonuna kadar katılırım. Böyle giderse oy vermeyeceğim demiş bir izleyicimizin. Karar kendisindir. Sen mazbatanın ne olduğunu bile bilmem Mustafa demiş. Bilmeyebilirim, çok uzman değilim bu konularda. Ancak iyi bir şey olmadığını bilirim. Sen eğer çok bilirsen sevgili izleyicim, bizleri aydınlat, çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum bu tür mesajlarınıza. Hepsinde de her konuda da uzmanım diye bir şeyim yoktur. Sen mazbatanın ne olduğunu bile bilmem ve Mustafa demiş bana. Biraz da sert bir üslupla olabilir bu tür şeyler. Bu işi yapanlar bunlara her zaman hazırlıklı olmalıdırlar. Siz eğer daha iyi anlatırsanız, hatta bu sorunları da çözebilirseniz çok memnun olurum sevgili izleyicimiz. Sayın Mustafa Bey, ben sizinle iddiasına varım dedim. Siz bir siyasetçi için iddiaya girmem dediniz. Peki attığınız iddiayı da bir siyasetçiden duymadınız mı? Yoksa o daha güvenilir mi? Hayır, kimseden duymadım. Hiç kimse bana dürüst de dönebilir demedi. Yani yemin etmeyeyim ekranlar karşısında da demedi böyle bir şeyi. Gördüklerim, okuduklarımdan böyle bir şeyin olabileceğini tahmin ediyorum. Fazla takılmayınız buna sevgili izleyicim. Sayın dürüstlüğü savunmak istiyorsanız eğer savunabilirsiniz. Benim söylediğim bir tek şey var. 12 gün vardır kurultaya. 12 gün sonra kurultay bitecek. Ve biz de neyin ne olduğunu göreceğiz. Diline sağlık Mustafa. Naci Talat için söylediklerinin hepsi doğrudur. Öyle Naciler çok var. Parti gümbür gümbür geliyor. Yüreğine sağlık ablam demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, mesajları artık bitirmek durumundayız. Çünkü eskiden daha rahattık biz. Erken başladığımız için ancak bizden sonra artık başka canlı yayınlar var. Çok sayıda mesajlar var. Bunları da okuyamayacağım için çok üzgünüm. Sizlerden de çok özür diliyorum bunun için. Dediğim gibi Facebook'a, Twitter'a yazarsanız eğer aklım yettiğince, dilim döndüğünce size oradan cevap vermeye çalışırım. Çünkü vakit konusunda sıkıntılarımız var. Yukarıdan da sürekli olarak uyarılar geliyor. Arkadaşlarımız da haklı. Bizden sonra başka bir canlı yayın var. sendikalarla ilgili çok kısa bir şeyler söyleyeyim. Hepsinin ayrı ayrı bir sorunu var. Hızlı hızlı geçmemiz lazım artık bunları. Tüm sendikalarımızın artık ayrı ayrı bir sorunu var. Nedir bunlar? TÜRKSEN asgari ücreti bekliyor. Asgari ücret belirlensin diyor. KITAMS nüfus sayım memurlarının parası ödenmedi diyor. Kıbrıs Türk Hava Yolları mağdurlarının geçmiş hakları ne olacak diyor. Öğretmenler, bakın eğitim konusuna giremedik. Çok önemli bir konuydu o da. Hatta en önemli konuydu o da ama bunları da konuşmamız gerekirdi. Eğitim konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Hem KITÖS hem orta eğitim. Orada da büyük bir zor bir dönemle karşı karşıya. Ancak ne hikmetse bizim bu sendikalar, bu muhalefet partileri bir araya gelemiyorlar bir türlü. Ben buradan kendimce bir şey söylemek istiyorum. Bu işin içine girdikten sonra tanıdığım en sağlam adamlardan biri benim Sayın Arslan Bıçaklı'dır. Çok seviyorum Sayın Arslan Bıçaklı'yı. Çok eskiden beri tanımamama rağmen. Bir 32 senelik de sendikacıdır galiba. Bir önderlik yapsın ya. Çıksın desin gelin be arkadaşlar nedir o kendi üslubuyla. Gelin be arkadaşlar nedir bir şeyler yapalım bu ülke için desin otursun toparlasın bir durumu bir abilik yapsın. Çünkü bunların hepsi kendi burnunun dikine gitmekte hiçbir şey de olmamakta. 10 kişi eylem yaparlar hiçbir etkisi yok. Sendikalarla ilgili söyleyeceğim buydu. Basınımızla ilgili söylemek istediğim bir şey var. Beni lütfen affetsinler. Biliyorum böyle bir şey benden hiç duymadınız daha önce ama beni lütfen büyük abilerim, gazeteciler beni affetsinler bunu söylemek durumundayım. Sizler bu ülkenin, hiç isim verecek değilim, herkes nereden nasıl bahsettiğimi bilir zaten. Sizler bu ülkenin kökten gelmiş gazetecilerisiniz. Bu ülkeye yazdığınız yazılarla, verdiğiniz haberlerle hizmet vermek durumundasınız. Bizler bu ülkenin vatandaşları olarak, halkı olarak bir para ödeyerek sizin gazetelerinizi satın alıyoruz. Sırf bu ülkede neler olup bittiğini bilmek için, nasıl haberler yaptığınızı görebilmek için, köşe yazılarınızla bizleri nasıl aydınlatabileceğinizi görmek için biz sizlerin gazeteciliğine ve gazetenize güveniyoruz, sizlerin gazetelerinizi alıyoruz. Taraf olabilirsiniz. Ben sürekli burada tarafsızım diyorum ama taraf olanlara bir şey diyecek değilim. Çok dürüst, namuslu ve taraflı gazetecilerimiz vardır, onlara bir şey demiyorum.
Ama şahsi çıkarları alıp gazetelerde birbirinizin yüzüne yüzüne vurmanızdan ben bu ülkenin bir evladı olarak çok büyük üzüntü duyuyorum. Bu ülkenin en önemli yazarlarının köşe yazılarını okumak için alıyoruz gazeteyi, bakıyoruz. Bir diğer gazetenin bilmem nesine, yazarına bindirdikçe bindiriyor. Hırsızdır, mitçidir, askeridir, o ona yok, derin devletçisin, sen yok, işte mahkemede görüşürük. Ya siz değil misiniz de en kaç kişi kaldık bunun içinde? Da birbirimizden böyle yaparız. Rica ediyorum sizden, ben sizin küçüğünüzüm. Bu lafın nerelerine gidebileceğini de tahmin ediyorum ama çekinmiyorum. Çünkü halkın sizden beklentisinin bu olduğunu düşünüyorum. Kavga edebilirsiniz, mahkemeleşebilirsiniz, tartışabilirsiniz. Ama bunu gazete sayfalarına taşıyıp insanların para ödeyerek almış olduğu gazeteler, halkı aydınlatma görevi olan gazetelerin de bunları görmek bizlerin hoşuna gitmiyor. Lütfen kavgalarınızı başka yerde yapınız. Gazetelerinizde dediğim gibi taraf tutacaksanız tutabilirsiniz. Basında bu vardır, basının taraf tutması diye. Hatta açık taraf tutanları ben daha çok severim. Böyle gizli taraf tutanları pek sevmem. Ama bundan vazgeçelim abilerim. Lütfen rica ediyorum sizden, bu ülkenin bir evladı olarak dediğim gibi. Ben sizin küçüğünüzüm, bu lafından nerelere gidebileceğini tahmin ediyorum. Lütfen affediniz beni bunu söylediğim için ama bundan lütfen vazgeçiniz. İstemiyoruz biz bunların olmasını. Çok sayıda mesaj var, bakamadık onlara da. Çok özür diliyorum sevgili izleyiciler sizden. En son eşime söz verdiğim için bunu söylemek istiyorum. Bizde torpil yok, eşime de torpil yok. Ama gerçek olduğu için söylüyorum bunu. Bu emisyon denilen bir felaket var bizim ülkemizde. Emisyon geçen gün yağmur yağdığında daha da çok meydana çıktı bu. Be arkadaş, boğuluyoruz ya. Boğuluyoruz. Nasıl emisyon testi vardır bu ülkede, anlamadım ben. Boğulacak, zehirlenecek, çoluğumuz çocuğumuz yanımızda, cama açamıyoruz. Artık bu emisyon neyse yapılması gereken, bu hava kirliliği, bu egzozlardan, bu pislikleri temizleyelim lütfen bu ülkeden. Hakikaten sağlığımızı tehdit ediyor bunlar. Yani yağmur yağdığında neden daha fena oldu ben de anlamadım. Bir bulut çöktü memleketin üstüne, leş gibi bir hava, belli zehir yani o hava ve biz o havayı soluyoruz. Lütfen rica ediyorum sizlerden sevgili sevgili yetkililer. Kimse eğer bunun başındaki yetkili bu konuya bir el atsın. Artık dışarıdan gelen araçlara mı bakar, içeridekileri mi denetler? Ne yapması gerekirse yapsın. Artık yavaş yavaş programımızı da kapatıyoruz. Bu akşam programı birazcık değişik kapatacağım. Halka bir şey söyleyerek programı kapatacağımı söylemiştim size. Ben önümüzdeki hafta salı akşamı saat 20.30'da yine halkın televizyonunda, yine halkın sesi olmak amacıyla sizlerin karşısında olacağım sevgili izleyiciler. Sevgili halk, sizlerin hepinize iyi uykular, tatlı rüyalar diliyorum. İyi akşamlar.